Siz sonuçta kuyumcu tezgahında değil mi? Kadınlar evet. Evlenecekler, geliyorlar, gidiyorlar, yüzük seçiyorlar, kendilerine ziynet seçiyorlar. Ne oldu da siz Theta Healing'le yolunuz kesişti? Koşulsuz sevgi diyoruz. Evet. Her şeyden önce koşulsuz benim sevgi. Benim ilk başlamamın ana sebebi odur. Çok iyi yakaladınız. Ben size böyle bir şey de söylemedim. Evet. Yaşadığınız mesela sıkıntıları da harika şekilde dile getiriyorsunuz bu arada. Ben de böyle konuşmaya başladığım sırada hemen şöyle şeyler duyuyorum bazen. İptal. Ama sen çok böyle söyleme, bu kelimeyi kullanma Yasemin diye böyle ağzıma tıkılıveriyor bazen. Evet. Şimdi bu durum biraz beni boğmaya başladı. Hatta ben onu biraz süslemiştim. Şey diyordum. Cancel, delayed, shine. İşte iptal et, sil ve parlat. Gibi. Cancel, delayed, shine diye böyle güzel. Arkadaşlar arasında espri yapıyorduk evet. Biz. Mutluluk Bakanı olacağım. Öyle bir amacım var. Mutluluk Bakanı olarak da sizi ağırlamak çok isterim. Ben de çok isterim. Herkese merhaba. Bugün benim için çok farklı, çok güzel bir gün. Çünkü neden diyeceksiniz. Kendisiyle tanışmaktan dolayı çok mutluluk duyduğum Theta Healing Türkiye Koordinatörü ve aynı zamanda birkaç nesil kuyumcu zanaatkar diyeyim yani. Kuyumcu demeyeyim de yani kuyum zanaatkarı bir ailenin en genç üyesi. Evet. Sevgili Burhanettin Dağ Döndüren, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi görünce daha iyi oldum. Ben de uzun süredir istiyordum. Çok. Ben de aynı aslında şekilde. Ben sohbete geldim bugün. Ne güzel. Evet. Harika. Yani özel bir programımız yok. Harika. Ama çok ama sizinle güzel. Beraber program yapmayı böyle dört gözle bekliyordum. Ben de aynı şekilde sizi ağırlamayı. Evet. Yani özel bir ana gelsin istedim. Birkaç tane programımız var aslında. Onlardan evet. da bahsetmek istiyorum. Evet. Kendimi de tanıtmak istiyorum. Çok iyi Theta Healing'i de tanıtmak istiyorum. Neler yaptığımızı anlatmak evet. istiyorum. En yetkin ağızdan arkadaşlar. Yani bugüne kadar çok fazla hani dostumuzu ağırladık burada. Ben de uygulayıcılık aldım biliyorsunuz Theta Healing'den ama Türkiye'deki en yetkin ağızdan da bir dinlemek isterim, istedim ve eminim siz de istersiniz. Theta Healing neden bu kadar popüler oldu ve Theta frekansı neden bu kadar özel bir frekans? Ne oluyor Theta frekansında gibi soruların cevabının hepsini Burhanettin Bey bize bugün verecek ve Theta ile yolu da nasıl kesişti? Oradan mı başlasak? Olur hocam, yani, en baştan başlayalım. Lütfen, siz sonuçta... kuyumcu tezgahında değil mi? Kadınlar evet. evlenecekler, geliyorlar, gidiyorlar, yüzük seçiyorlar, kendilerine ziynet seçiyorlar. Ne oldu da siz Theta Healing'le yolunuz kesişti? İşte Allah yani istedikten sonra her şey olur. Sizin daha önce spiritüel konulara ilginiz var mıydı? Vardı. Hı. Bu tarz değil. Daha çok böyle nasıl anlatayım? Anne baba usulü mü derler? Eski usul evet, vardı. Geleneksel. Taşların şifasına ilgim vardı çünkü taş işi yapıyoruz. Hı hı. Ve bunu dört nesildir yapıyoruz. Ben dördüncü nesilim iş yerinde. Benim Theta Healing'le tanışmam ilginç oldu. Aslında ben Theta ile tanışmadım ilk önce. İlk önce Vayana ile tanıştım. Nasıl oldu? O Amerika'da şöyle, siz burada. Evet. Bir gün dükkana Rusya'dan bir misafirler geldi, müşteriler geldi. Hı hı. Onlar Zultanit taşı biliyorsunuz renk değiştiren Türkiye'den çıkan değerli bir taş. Evet. Onu ilk çıkartanlardan yani onu ilk meşhur edenlerden birisiyim. Bu böyle sarımsı bir taş yeşile dönüyor bazen yeşile değil dönüyor, mi? Kivi rengine dönüyor evet, yani o yeşile dönüyor kırmızıya dönüyor. Bir sürü tonu var çok güzel bir taş onu dünyaya tanıtmak için de elimizden gelen her şeyi yapıyorduk o dönem. İşte, o taşı siz bulanlardan biri misiniz? Yani? Bulanlardan sonra ilk yayan onu kuyumculukta kullanmaya başlayan işte... birisiyim. Yani ilki değilim tabii ki. Anladım. Ama onun popüler olmasında çok emeğim oldu. Öyle söyleyeyim. Çok güzel bir taş. Evet. Evet. Bir defa ülkemizin taşı. Yani bu işi bir ticari metadan çok ülkemizi tanıtması adına çok istedim. Çok bilinsin diye. Tekrar başa dönerse. Amacınıza ulaştınız mı? Ulaştım. Ha süper o zaman. Ben bir gün şey diyordum. Bu petrol istasyonlarında bile satılacak bir gün diyordum. Evet. Millet gülüyordu bana. Geçenlerde petrol istasyonlarında bunun tesbihini sattıklarını gördüm. Dedim tamam da ulaştım ben artık. Ama dedim. Çok ilginç. Ben de Kapalı Çarşı'yı Mısır Çarşı'nı çok severim. Eminönü'nü çok severim evet. mesela. Orada bir gümüşçü var hatta. Gümüşçüye girdim ve o taş çok ilgimi çekti. Siz söyleyince çok şaşırdım o yüzden. Ne taşı bu dedim. Sultanit dediler onlar. Sultanit demediler de Sultanit taşı dediler. Evet orijinal Sultanit. Diye geçiyor. Sultanit deyince de böyle sanki sultanların taşı. Öyle. Öyle mi? Evet. Oradan geliyor ismi. Dedim ki
Bana da bu yakışır zaten. Rengi tabii de çok ki. Hoş. İsmini değiştirebiliriz taşın hemen isterseniz. Ne taşı? Yasemin Sultan taşı yaparız. Oldu bile diyorum. Oldu bile. Diğer konumuza gelirse gel. Evet. Rusya'dan gelen misafirler bu taşı sormaya geldiler. Çünkü birçok blogda yazıldı bunlar, çizildi. Onlar da görmüşler bir yerden, dükkana geldiler. Alışveriş yaptılar. Bana şöyle bir şey söylediler. Amerika'dan çok zengin bir hanım gelecek. St. Petersburg, Rusya'ya. Ona dediler takı satar mısın? Ben de satarım dedim. İşim bu. Tabii. Kuyumcuyum. Niye hayır diyorsunuz ki? Niye hayır diyeyim? Evet. Hem de gezmiş olacağım. Hiç görmediğim bir yer. Onlar daha dükkandan çıkmadan ben St. Petersburg'a bilet aldım. Aradan 20 gün sonraydı herhalde. 20 gün sonra St. Petersburg'a gittim. Bayağı da bir şey götürdüm yanımda. Aslında ki amacım yani oradaki kuyumculara tanıtmaktı. Yani birçok esnafa gösteririm, oradaki insanlara tanıtırım diye. Beni davet eden kişi bir otel söyledi. Orada yattım, sabah kalktım. Dedi ki erken saatte gelecekler. Hazır olur musunuz? Olurum dedim. Bir ofis odası gösterdiler. Oraya takılarımı böyle güzel kutuların içerisine koydum. Bekliyorum. Kapının önüne çıktım. Uzaktan bir hanım geliyor. Onu görünce böyle sanki uzun yıllardır görmediğim annem gibi, teyzem gibi böyle bir hasret olan yani özlem olan bir hisle gittim ve sarıldım. Ama tanımadığınız daha önce bir kadını mı? Hiç yani normalde gidip kadınlara sarılmıyorum. Yani kadın ne yaptı? O da bana sarıldı. Çok ilginç bir his ama yani böyle değişik bir duyguydu. Özlem vardı sanki. Gittim sarıldım, elimden tuttu. Siz İstanbul'dan gelen kuyumcu musunuz dedi. Evet efendim dedim. Ama ne Vajana Stable ismini, ne Theta Healing'i, ne buna benzer bir şeyi, ne hayatım boyunca ne duydum, ne uyguladım, görmedim. Yani hiç bilmiyorum. O olduğunu da bilmiyorum. Yani çok güzel bir oteldeyiz. Her tarafta zaten Rusya'dan değil de başka ülkelerden birçok insan vardı. Yani öyle bir andan bahsediyorsunuz ki ben bunu mesela bir kitaba, bir senaryo yazsam seyirci der ki yok artık bu kadar da olmaz tesadüf. Evet. Öyle bir tesadüfe çok inanmadığımız için haklısınız. Bayan onu daha sonra da açıklıyor. O kendi yazmış. İşte iyi bir kuyumcu, hemen dediğimi yapan, bana destek olabilecek birisini istiyorum diye. Niye kuyumcu arıyormuş? Kendisi bir tasarım uzmanı aslında. İyi bir tasarım. Öyle mi? Evet. Çok güzel resimleri var aynı zamanda. Bunları hemen hayata geçirebilecek. Hemen çok güzel takılar yapabilecek birisini arıyormuş. Hem de kendisine bu konuda destek olacak birisini arıyormuş. Bir zamanda şöyle demişti. Onu da hiç unutmuyorum. Sen benim 24 nesil geriden oğlumsun demişti. Yani şimdi, inananlar için böyle. Evet. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Vajana dediğimiz aslında Theta Healing sisteminin kurucusu, dünyadaki kurucusu. Zaten Burhanettin Bey de Türkiye'deki koordinatörü ve karşılaşmalarından bahsediyoruz şu anda. Tabii ki yani aslında bu enerji işleri inananlar için çok güzel tabir ettiniz. Biraz mistik konulara da giriyor. Metafizik konular. Evet. Dolayısıyla metafizik konulardan bahsediyoruz birazcık da. O yüzden ben de çok seviyorum ve hayatım böyle olaylarla dolu benim de zaten. O yüzden aslında herkesin hayatında var. Bir baksalar şöyle değil mi? Evet, farkındalık yaratıyoruz. Theta Healing dediğimiz şey aslında bir nevi bir farkındalık yaratmak. Çok acayip. Ama şunu soracağım. Yani 24 nesil sonrası oğlumsun demiş ya size. Evet. Ben anladığım kadarıyla Vajana Hanım duyguları sahibi. 24 nesil önce. 24 nesil önceki oğlumsun diyor size. Anladığım kadarıyla Vajana Stable değil mi? Doğru söylüyorum. Reenkarnasyona inanan insanlar evet. Hem reenkarnasyona inanıyor hem de anladığım kadarıyla duru görü sahibine. Tabii ki. Yani psychic dediğimiz İngilizce karşılığı medium çok yüksek olan yani sezgileri çok yüksek olan bir insan. Zaten normal birisi değil. Yani ben onlara siparişle özel gelmiş insanlar diyor. Evet. Evet yani böyle bir modaliteyi yazması, hayata geçirmesi, insanlar üzerinde işe yarıyor olması çok önemli. Normal birisi değil ve böyle üst düzey bir çalışması yok bunun üzerine. Sadece kendi başına gelen olaylardan giderek bunu bir modalite haline dökmesi, bunu bir disiplin haline getirmesi çok değerli. Peki bir şey soracağım. Şimdi bahsedelim bilmeyenler için yine Vajana Stable bu Theta Healing sistemini nasıl buldu ve bu sistem bizlere kadar, Türkiye'ye kadar nasıl geldi soracağım size ama öncesinde şunu merak ediyorum ben de. Yani Vajana Hanım
başına bu olaylar geldikten sonra mı kendindeki bu yeteneği, yani duru görüyü, sezgisel gücü fark ediyor, yoksa öncesinde biliyor mu? Öncesinde var aslında. Hı. Yani çocukluğumdan beri ben yaralanla konuşuyordum diyor. Yani konuşmaktan kasıt işte biz de kendi kendimize konuşuyoruz. Evet. Aslında bir nevi yaradanla iletişim halindeyiz. Dua ediyoruz tabii. Tabii ki. Farkında. Biliyorsunuz yıllar önce, 25 yıl önce ayağında, sağ bacağındaydı galiba, bir tümör var. Evet. Onu kendisi kendi düşünceleriyle, kendi bulduğu bu şifa yöntemiyle iyileştiğini görüyor. Hmm. Hatta buna da doktorlar hepsi çok şaşırıyorlar. Bunu bir manuelleştirmek, bunu bir kitaplaştırmak, bunu bir ders haline getirmek fikri ortaya çıkıyor. Bayağı bilimsel olarak laboratuvar ortamına sokup bunu ölçüyorlar galiba. Yani şu anda beyinde evet. Mi oldu o an? O sırada beyinde ne oldu? Nasıl teta bir frekansı şu anda ölçülebilir evet. Bir frekans. Hı-hı. Hatta Çin'de derste öğrencilerin başına taç gibi bir şey koyup hangi frekansta olduklarını, dersi tabii. Dinleyip dinlemediklerini tabii. Bakıyorlar. Tabii. Teta frekansından ilk bahsettiğinde bayana bundan 25-30 yıl önce insanlar gülüyorlarmış. Hmm. Yani böyle bir şey olup olmadığından bile farkında değiller. Hmm. Teta healing'i biz aslında sol beyinde insanlara daha kolay öğretiyoruz. Hmm. Çünkü bilimsel tarafı çok yüksek. Evet. O yüzden ikna edici yönü daha yüksek olduğu için sol beyinli insanlar, mühendisler, doktorlar, bilimle ilgilenen insanların Theta Healing'de başarılı olduklarını çok gördük. Evet, zaten ona çok şaşırıyorum da yani. Hani evet. Mesela burada ağırladığım konukların çoğu böyle mühendis falan çıkıyor. Yani hani hiç bu işlere biz inanmazken, böyle mistik konulara hiç inancımız yokken böyle şeyler oldu hayatımızda. Yani mesela çocuğu kiminin hastalanıyor, onu şifalandırmaya çalışıyor, uğraşırken tanışıyor sistemle vesaire. Evet. Bir anne ya da baba çaresiz kalınca artık her şeyi denemek istiyor. Her şeyi denemek istiyor yani. Tabii ki. Ve orada olan şeyi, mucizeyi gördükten sonra gerçekten diyor ki ben bunu herkese duyurayım diyor. Ama tabii. Çok güzel bir şey söylediniz. Diyoruz ki 25-30 yıldır biz biliyoruz ki, ben de dahil, evet. Sanki böyle yeni moda bir şeymiş gibi hayır, sanıyoruz. Değil. Türkiye'de yeni sayılabilir. Hı-hı, evet. 10 yıldır, 12 yıldır Türkiye'de bilinen bir modalite. Ama dünyanın her yerinde, Japonya'da, Brezilya'da, her yerinde, 200 ülkede Theta Healing uygulayıcısı var, eğitmeni var. Theta Healing hayatında insanlar. Ve bunu bir hayat felsefesi olarak kullanıyorlar. Gerçekten de işe yaradığını gördükleri için bu kadar popüler oluyor. Evet. Yani insanlar çok zeki biliyorsunuz. Referans da geliyor insanlar zaten. Tabii. Referans da geldiği için de bu kadar hızlı ve bu kadar etkili büyüyor. Tek bu şekilde açıklanabilir Theta Healing'in büyümesi. Kesinlikle. Yani bir kendim de sonuçta hani iki kere aldığım için uygulayıcılık eğitimini bir sonuçta yavaşlama hali zaten. Evet. Bir yavaşlayarak. Aslında frekans tetaya çıkılmıyor da iniliyor. İniliyor evet. Aynen, yani bazen yanlış da tabir olabiliyor. Evet, böyle şey yaradanın katına çıkıyoruz gibi bir tabir de söylenebiliyor bazen. Meditasyon ama. Anında var yani biz onu insanları o frekansa getirmek için onu bir meditatif hale sokuyoruz aslında. Onu bir yönlendirme yapıyoruz. Onları da soracağım mesela. Evet. Müsaadenizle adım adım evet. Gidiyorum ama atladığım bir yer yok değil mi o tanışma? Atladığınız yeri tanışmayı biraz devam etmek lütfen. İstiyorum aslında. Evet. Elimden tuttu, odaya girdik. Takıları gördü. Ben anlattım kendisine takıları. Zultanite taşını anlattım. Çok hoşuna gitti. Yani renk değiştirmesi çok hoşuna gitti. Fiyatını sordu bir yüzün. Ben ona hediye etmek istedim. Diğerini sordu, yine hediye etmek istedim. Para isteyemedim. Hani çok yakınınız olur da isteyemezsiniz evet. Ya. Onun gibi hissettim ama tabii ki birkaçının ben hediye ettim. Birkaçını kendisi satın aldı. Dedi ki öğrencilerime gösterelim bunları dedi. Masanın üzerindeydi. Bir arkadaş geldi masanın bir tarafından, o bir tarafından da ben tuttum. Arkasından gidiyoruz. Bir salona girdik. Salonda tabii 200-300 hanım var. Vayana çok popüler, sevilen bir insan. Onu görünce alkış oldu. Ben çok korktum ama o anda. Neden? Ben hayatımda hiç öyle bir yer görmemiştim çünkü. Böyle kalabalık kadın kitlesi. İşte büyük bir sevgi var ortada. Kadınlar ne yapacağımı şaşırdım evet. Arkada bir yere koydular masamı. Ben de bekliyorum. Kaçacağım, kaçamıyorum çünkü önümde takılarım var. İşte internetim var aslında. Yazıp bakmak istiyorum ne yapıyorlar. Çünkü anlamadığım bir şey var ortada. Ama her şey Kiril alfabesiyle yazılmış. Rusça yazdığı için okuyamıyorum da. Bir müddet öyle bekledim.
Sizi Vayana Hanım anlatmadı mı ne iş yaptığını? O anda anlatmadı. Yani çok hızlı gelişti. 5 dakikadan bahsediyoruz. Ya da 10 dakikadan bahsediyoruz. Evet. Peki o kadınları kim zannettiniz, o kadın kalabalığını? Bilmiyorum. Yani ben bunu ilk hani Amerika'dan falan böyle sapkın gruplar olur ya. Hı-hı. Hani böyle tarikatlar gibi böyle şeyler olur onu ya. Onu soracaktım. Onun gibi bir şey zannettim ve korktum ben. Normalde esnaf çocuğuyum işte. Üniversite mezunuyum. Ortalama bir Anadolu insanıyım. Böyle tarikat zannettiniz. Evet. İlk başta tarikat gibi bir şey zannettim. tabii bakıyorum yani bir şey bulayım da yazayım Google'a nedir bu diye. Sonra bir hanım geldi yanıma kitabıyla beraber, üzerine Vayana Stable yazıyor. Google'a yazınca meditasyon falan yazdığını görünce biraz rahatladım işte açıkçası. Ara verdiler. Ara verdiklerinde işte İstanbul'dan bir kuyumcu arkadaşımız geldi. Takılarına bakar mısınız dediler. Tabii öğrenciler üşüştüler başıma, hepsi bakıyorlar. Çok hoşlarına gitti renk değiştirdiğini görünce takıların. İyi bir satış oldu orada. Akşamına beni davet etti eşiyle beraber. Yanlarına gittim. Bana şey dedi, bundan sonraki eğitimlerimde takı satmak gelmek ister misin dedi. Tabii ki dedim. Ama çok bir mantığı yok. Yani ben kuyumcuyum. İşte pırlanta altın üzerine çalışıyoruz. Oraya götürdüklerimin çoğu gümüşlü yapılan şeylerdi. Altın pırlantayı da satmak öyle bir dakikada olacak iş değil. Gümüş daha kolay satılan bir şey. Ücretinden dolayı. Tabii. Bir arada da sol beyinliyim. Yani ben kuyumcuyum. Beyoğlu'nda kuyumcuyum. Her şeye şüpheyle yaklaşan birisiyim. Aklımda pek almıyor. Çünkü o eğitim ücretleri, işte o kadar değişik insanın bir arada olması garip geliyordu bana. Konuştuğu İngilizce de anlıyorum ama süper anlamıyorum çünkü bir altyapım yok konuyla ilgili. O yüzden kafamda bir yere oturtamadım ilk başta TTÜ'yü. Yani Sultanahmet İngilizcesi dedikleri tarzda mı anlıyorsunuz? Birazcık daha, üniversitede de İngilizce gördüm. Birazcık daha iyisi denilebilir. dediğim gibi kafamda pek bir yere oturtamadım. Ama sonradan merak ettim siz ne yapıyorsunuz diye. Bana hep hocalarımız işte bir şeylerden bahsettiler ayaküstü ama yine bir şey oturtamadım. Bana garip geldi yani ilk başta. Evet. Bu arada üniversite dediğiniz sizin... Uluslararası ilişkiler mezunuyum ben. Bir de. Evet. Onun üzerine uygulayıcılık eğitimleri almaya karar verdim. İstanbul'da geldim bir hoca arkadaşımızdan, uygulayıcılık eğitimleri aldıktan sonra kafamda bir şeyler oluşmaya başladı. Dediniz ya dört kuşak kuyumcuyuz diye. Bildiğim. Yani daha fazla da olabilir. Evet ama mesela ailenize açtınız mı bu konuyu? Babalar, dedeler, anneler nasıl tepki verdi? Yani ilk başta hiç kimse pozitif bakmadı işin açıkçası. Yani çünkü biz bir ürün yaparız ve onu satarız. Dokunabilecek bir şeyler yaparız. Ama bu onlar için çok garip geldi bu iş. Yani... nasıl konuşulur bilmiyorum ekranda da. Çok soyut geldi yani. Çok soyut geldi evet. İlk bir yıl ben sadece dersleri dinledim. Gittim geldim, gittim geldim. Ben Kapalı Çarşı'da da çalıştım. Çocukluğum oralarda geçti. Hep bana böyle bir gerçek değilmiş gibi geldi bu iş. Ama sonradan seanslar yapmaya başladım. Seansların karşılığındaki değişimleri gördüm. Kendi hayatımda birçok değişim. Ben çünkü anksiyete ve panik atak hastası birisiydim. Çünkü kuyumcularda bu çok fazla vardı. Sorumluluk sahibiyiz biz. Devamlı insanların ellerine bakarız. Ne bileyim kameraları izleriz. Çalındı yani, mı? Çalındı mı, çalınacak mı falan diye. Çünkü küçük küçük şeyler satıyoruz. Tabii, aynen. Çalınması kolay aslında. Tabii. O yüzden panik atak hastasıydım mesela. Devamlı bir şeylerin kontrolü altında tutmak istersin. Çok tabii. Yüksek sorumluluk sahip insanlardı. Doğru. Kaygılı bir tiptim. Gecenin saat 3'ünde kalkıp kameraya bakıyordum. Dükkanda bir şey oldu mu diye. TEDA'dan sonra, seanslar aldıktan sonra, eğitimler aldıktan sonra bu kayboldu gitti. Aa, ne güzel. Yani bir anda hepsi gitti. Hatta bir gün şöyle oldu, komik bir şey anlatayım. Bir gün Vayana'yı aradım, dedim ki bana iki defa araba çarptı bugün dedim. Geçmiş olsun. Yani öyle ciddi bir çarpma değil ama yani yola bakmadan, sağa sola bakmadan, ışığa bakmadan dosdoğru yürümeye başladım. Çünkü kendimi yeryüzünün derslerden sonra, eğitimlerden sonra, Vayana'nın eğitmenlik eğitimlerinden sonra kendimi yeryüzüne, dünyaya topraklamadığımı fark ettim. Hep teta frekansındayım. Güvende hissediyorsunuz kendinizi. Güvende hissediyorum kendimi. O yüzden de birçok şeyi umursamaz hale geldim. Nasıl olsa bana bir şey olmaz gibi mi?
Öyle bir duygu oluştu kendine. Bilinçaltımda oluştu herhalde bu. Arayınca dedi ki sen kendine dünyaya topraklamayı unutuyorsun dedi. Ve bundan sonra öyle yap dedi. Peki dedim. Derslerden sonra, eğitimlerden sonra hep kendime toprakladım. Gerçekten dünyada olduğumu fark ettim. Tabii. Cidden insan Theta Healing eğitimlerinden, seanslarından sonra çok rahatlıyorsunuz. Evet. İşte çok yemek yiyorsunuz. Ne bileyim. Evet, oldu mu? O da oluyor. Ben 20 kilo almıştım. O niye öyle oluyor? Eğitimlerine. Rahatsınız, kafanız rahat. Şu manaya gelmesin lütfen. Theta Healing eğitimi alınca kilo alırım. İnancı oluşmasın. Bir de onunla uğraşmayalım. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ama tabii şöyle bir şey var. Mesela demek ki doğru yoldayım diye düşünüyorum sizi dinledikçe. Çünkü ben mesela ikinci kere eğitim aldım. Belki hatta üçüncü, dördüncü bile alabilirim. Çünkü tam manasıyla anlayabildim mi diye böyle bir şey var bende de, merak yani. Tam olarak oldu. Şimdi biz o yüzden zaten ilk dört eğitim diyoruz. Temel DNA, ileri DNA, derin kazma, sen ve yaratıcı eğitimleri. Evet. Masanın dört bacağı gibi düşünün. Onun üzerine de diğer eğitimleri inşa ettiğinizi düşünün. O zaman tam net anlaşılıyor. Dört eğitimden sonra kafanızda oturmaya başlıyor teknik. Ben dört eğitim aldım. İlk dört eğitimi aldınız mı? Evet, muhteşem. O zaman oturmuştur. Şu anda sizin hissettiğiniz duygu belki bunu yapamam inancıyla ilgilidir. Ya da ne bileyim yaparsam farklı anlaşılırım. Yani bir şöyle şey olabilir yani. Çok aslında gerçekten anda şifa dedikleri şeyi mesela de yaşadım. Öyle söyleyeyim yani. Hay canım rahatsızdı ve gruptan şey istedim. Yani sevgili Nurşen Arar, ikinci eğitmenim. Evet, çok sevdiğim bir hocam. Evet, selamlar sevgiler buradan da. İkinci şey, yani çaresizlikle bir anda aklıma şey geldi, gruptan şifa isteyeyim o zaman eğitim sırasında. Gerçekten de bir anda yerde yatan hayvancağız ayağa kalktı falan, ben şok geçirdim yani. Hani dedim ki Allah'ım hamdolsun diyerek böyle dedim ki ben doğru yerdeyim ve doğru yoldayım falan dedim yani. Yani bu gerçekten başkasının ağzıyla yapılan dua işe yarar. Hani İslam'da da vardır bu. Tabii. Başkasının ağzı temizdir senin için. O yüzden biz anda şifa inanıyoruz. Mucizelere inanıyoruz. Mucizelerin devamlı hayatımızda olduğunu öğretiyoruz öğrencilere. Mucizelere açık olduğunuzda gerçekleşiyor zaten anda şifa. Evet. Sadece şu var yani, mesela işte hani bazen bana soruyorlar, diyorlar ki Yasemin Hanım bana eğitmen ismi verir misiniz? İşte DM'den yazıyor, bana eğitmen ismi verir misiniz? Böyle bir şey yani, herkes kendi eğitmenine, nasıl ki her ilaç herkese iyi gelmez. Sonuçta herkes kendi enerjisine göre seçebilirler. Tabii. Bana da çok soruluyor. Soruluyordu. Ben nasıl cevap verdim size anlatayım. Hakkaniyetli olmak lazım. Benim bine yakın eğitmenim var Türkiye'de. Hepsi birbirinden değerli. Ama insan sevgide eşit olamıyor. Birisini bir tık daha fazla sevebilir. Evet. Ama bu hakkaniyetsiz olmanızı gerektirmez. O yüzden ilk önce mesela nerede oturduğunu soruyor. İşte Beylikdüzü'nde oturuyorum diyor. İşte Beylikdüzü'de tanıdığım isimleri söylüyorum aklıma gelirse. Ya da diyorum ki thetahealing.com'da. Kolaylık olsun diye. Evet, kolaylık olsun diye. thetahealing.com'da adresinizi yazın. Oraya yakın eğitmenler, orada oturan eğitmenler ya da ne bileyim. Çok mantıklı. thetahealing.com'da şehrinizde olan eğitmenlere bakın. Yani en azından yakınınızda olsun. Evet. Böyle bir avantaj olabilir. Evet. Ya da Instagram'dan bakın. Kendi enerjinize, kendi duygularınıza yakın hissettiğiniz insanlardan eğitim alın. Çünkü uzun süre dinleyeceksiniz bu kişiyi. O yüzden en yakın hissettiğiniz, en kendinize uygun gördüğünüz insanlar almanızı tavsiye ediyorum. Yoksa birisini tavsiye etmemiz doğru bir hareket olmaz. Evet. Ama tabii şunu siz de herhalde tavsiye ediyorsunuzdur diye düşünüyorum herkese. Yani mesela ben de bu çalışmaları yaparken önce kendimde, kendi üzerimde ya da mesela maksimum ailem, yakınlarım, yakın çevremde, yani böyle hani ticari bir şeyle değil de, çünkü bu çok güzel bir sistem, aynı zamanda bir gelir de getiriyor insanlara. Tabii. Ama yani hani önce bir gerçekten kendini şifalandırmak, gerçekten kendi o koşulsuz sevgi moduna bir geçebilmek, geçebildim miye bir tartabilmek. Zaten birçok arkadaşımızın serüveni bu şekilde başlıyor, kendi şifası için geliyor. İşte biliyorsunuz hayatımızda ilişkiler var, para var, sağlık var. Bunlarla ilgili geliyorlar. Bakıyorlar işe yarıyor. Bu sefer teyzesine, kızına, arkadaşına, komşusuna tavsiye ediyor. O da gitmeye başlıyor. Aslında bu böyle ilerleyen bir dönem. Evet. Yoksa hemen bu noktada bir soru sorabilir miyim? Mesela herhangi bir yan etkisi ve zararı var mı tetanın? Nasıl olabilir ki? Bilmiyorum. Yani her gün uyumuyor musunuz? Nasıl? Her gün uyuyorsunuz. Evet. Uyurken teta frekansına geçiyorsunuz ilk önce. Evet. Orada bir şey olmuyor. Sonra da uyuyorsunuz. Evet. Onun gibi düşünün. Yani seans almanın, teta frekansında olmanın size sağlık açısından katkısı olur. Çünkü
Allah korusun büyük kazalar geçiren insanları uyuturlar. Biliyorsunuz değil mi? Şifalansın diye. Uyku aslında bir şifadır. Onun gibi düşünün. Uyumuyorlar. Bilinçleri açık seans esnasında. O şekilde düşünebilirsiniz. Kimseye bir yan etkisi olmaz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Mesela koşulsuz sevgi diyoruz. Evet. Her şeyden önce koşulsuz benim sevgi. Benim ilk başlamamın ana sebebi odur. Çok iyi yakaladınız. Ben size böyle bir şey de söylemedim. Evet. Nedir unconditional koşulsuz? Love diye ilk o cümleyi duydum. Üçüncü seminerde. Unconditional love. Koşulsuz sevginin İngilizcesi. Dubai'deydik. İlk defa mı duydunuz? Evet, ilk defa duymuştum koşulsuz sevgiyi. Çok hoşuma gitti. Yani koşulsuz sevgi kimde olur ki? Annede olur. Yaradan'da olur. Başka kimse de olmaz. Evet. Ve bu hanım bunu öğretiyor bize dedim. Çok etkilenmiştim. Evet. Yani beni belki de Theta Healing'e ilk bağlayan cümle buydu. Evet. Unconditional love'dı. Çok etkilenmiştim. Evet. Hatta sadece Yaradan'da olur galiba. Evet. Hatta annede bile koşul olabilir bazen. Belki de yani. Evet tabii olabilir. Ben de bu konuyu çok düşündüm. Yani hayvanda olabilir mi falan. Onlar da mama bekliyor sonuçta. Bir şey bekliyor yani. Evet. Koşulsuz sevgi Yaradan'ın sevgisi. Evet. Yasası yok. Kesinlikle. Muhteşem bir şey. Kesinlikle. Eğer o sevgiyi tam olarak hissetmeye başladığınızda hani diyoruz ya yaratımlar, dualarımız, tezahürlerimiz. O zaman gerçekten olmaya başlıyor. Evet. Var olanın sevgisine odaklanıyorsunuz. Evet. Yaratıcının sevgisine odaklanıyorsunuz. Yaradan ol derse oluyor. Kesinlikle. Siz de onun kıymetlisi olduğunuz için kolaylıkla hayatınızda olmaya başlıyor. Evet. Biraz bu işler kredi işi. Ben öyle söylüyorum. Mesela bankada banka kredi kartı kullanıyorsunuz. Gününde yatırmazsanız kredi notunuz düşüyor. Değil mi? Evet. Yani öyle düşünebilirsiniz. Evet. Yaradan'ın sevdiği ve sevmediği kurallar var. Her dinde var bu. Kul hakkı yemezseniz, işte kötülükler insanlara kötülükler yapmazsanız ya da kendi hayatınızda kendinize zulmetmezseniz krediniz yüksek olur. Krediniz yüksek olursa da aslında Bayan Hanım bahsettiği nokta şu. Negatif inançlarımızı aşağı çekersek, işte ne bileyim kıskançlık, kibir gibi bizi çok etkileyen, bizi çok yoran inançlarımız var. Ve atalardan getiriyoruz. Ne bileyim kendi hayatımızda var, çevremizden öğrendiğimiz duygular var. Bunları en aza çekersek hayatımızda istediğimiz şeylerin olma olasılığı çok yükseliyor. Yani kredimiz yükseliyor aslında. Evet. Kredin yükselince de bankaya para istedin, kredi istedin hemen verir sana. Niye? Kredin notun yüksek çünkü. Yaradan tarafından da kredi notunu yükseltmek için bu tezahürlerinin gerçekleşmesi için kendi kalbini temiz tutman gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bu anlattığınız şey geçenlerde bu arada felsefe hocamla konuşuyordu. Tam da böyle konu şeye geldi. Bu öğretilere, enerji işleri, Theta Healing'e vesaire. O da bana çok güzel bir bilgi verdi. Dedi ki Yasemin'cim, yüzyıllar önce hatta bin yıllar önce yani stoacıları falan dedi araştırırsanız aslında bu mikrokozmosla makrokozmos arasındaki bağlantıyı kurma çabası. Yani bir şey var ve hani yani bir şey var. Bizden büyük bir güç var. Enerji var. Bir enerji var, bir güç var ve sonuçta hani ben onunla iletişim haline geçmeliyim. O koşulsuz sevgiyi yakalamalıyım. Duygusu ve dürtüsü bin yıllar önce bile insanoğlunda vardı. Günümüzde de var hala ama tabii ki şunu çok bazen rastlıyorum. Asla bunu bir hani namazla, dinle, ondan sonra İslamiyetle karşılaştırılacak bir konu değil arkadaşlar. Hiçbir dinle aslında. Asla hiçbir dinle. Sadece şunu söylüyor bayana. Eğer dini inançları yüksek olan bir insansanız bu size yardımcı olur. Hatta evet. Yani dinden uzaklaşmak değil, dine yakınlaştırmak. Çünkü Yaradan'la ilişkini düzenliyor bir kesinlikle. Yani bu bilinç altında sonuçta kristalleşmiş bazı olumsuz düşüncelerimiz varsa ki olumsuz düşünceler çok kolayca kristalleşebiliyor sonuçta hani beyinde. Negatif inançları dönüştürmeye yarayan ama bunu yaparken de inanmazsanız hiçbir şey olmaz zaten. Her şeyin başı inanmak her şeyden önce. Bu bir düşünce sistemi. Yani bu bir hani inanç işin içine girdiği için bir iman sistemi değil arkadaşlar. Evet, bir din değildir. Din asla kesinlikle değil, tarikat hele ki hiç değil. Hiç değil. Böyle bir şey olsa zaten ben de hani şey derdim. Bizim kitapçıklarımızın başında yazar. Bu bir tıp eğitimi değil. Bu bir ilaç değil. Bu bir ne bileyim din değil diye yazar. Bu çok önemli aslında burası. Kesinlikle. Bir tarikat gibi din gibi algılanmaması çok önemli bizim için. Tamamen bilinçaltıyla ilgili hayatımızda bizi yoran, bizi aşağı çeken ne kadar bilinçaltımızdaki inançlar varsa onları değiştirip dönüştürme işi aslında. Evet. Onları yok etme işi de değil. Asla değil tabii ki. Yani biz onları yok etmeye çalışmıyoruz bu travmaları.
sadece değişip dönüştürüp artık sizi o kadar yormaması için seanslar yapıyoruz. Kesinlikle. Yoksa çok yakınınızı kaybettiniz. Tabii ki üzüleceksiniz, ağlayacaksınız. Ama o sizin hayatınızı devam ettirmenize engel olmaması için seans alabilirsiniz tabii, mesela. Tabii şöyle şeyler de var. Mesela hani psikiyatr mesela yanı sıra Theta Healing eğitimleri almış ve burada öğrendiği sistemi kendi bilimsel sistemiyle de harmanlayıp... Çok veterinerlerimiz var. Ya! Evet, çünkü biz sezgilerle iş yapıyoruz. Evet. Sezgisel bir hayvan sizinle konuşamaz tedaviye ihtiyacı olduğunda değil mi? Evet. Ama sezgisel olarak onun neresi rahatsız olduğunu... Veterinerler aslında çok sezgisel insanlar. Çok. Bizim çok iyi eğitmenlerimiz var. Harika. Veteriner eğitmenlerimiz gerçekten var. Gerçekten ben de Haycan'ımda gördüm. Yani bunu çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Muhteşemler mesela. Evet. Doktorlarımız var, sağlıkçılarımız var, hemşirelerimiz var, eczacılarımız var. Çok iyi eğitmenlerimiz var. Ve bunu gerçekten işe yaradığını gördüler. Evet. Çünkü o insanlar zaten bu işin ilmini yapan insanlar. Theta Healing'in de gerçekten bir tarafı, bir boşluğu çok iyi doldurduğunu gördüler. O yüzden bu işe sahip çıkıyorlar. Evet. O yüzden yıllarını verdikleri o işin üstüne Theta Healing koyup insanlara bir şeyler anlatıyorlar. Bu yüzden çok değerli Theta Healing. Evet, kesinlikle sezgisel anatomi diye bir dersi daha var. Evet. Değil mi? Evet, buradan da hemen lafı gelmişken söyleyeyim. 5 Şubat'ta sezgisel anatomi uygulayıcılık eğitimim var. Siz mi veriyorsunuz? Evet, ben veriyorum. Aa. Akşamlar olacak arkadaşlar. O güzel, herkes kapatıyor. 3 hafta sürüyor bu eğitim. 15 gün 5-5-5 olarak hafta sonları ders yapmıyoruz. Benim kendi bir küçük akademim var bir Eyoğlu'nda tünelde. Orada kendim küçük bir sınıfım var 20 kişilik. Orada yapacağım eğitimi. Yüz yüze. Yüz yüze olacak, bir kısmı da online olacak. İsteyenler online de katılabilir. Yılda çok az, geçen yıl sadece bir eğitim açtım. Bu yılda, bu yılın ilk eğitimi diyelim. Sezgisel anatomi çok değerli bir eğitim. Hep duyuyorum. Evet, evet, benim aslında en çok verdiğim eğitim sezgisel anatomi. Bu kaçıncı level oluyor? Bu aslında bizim bel kemiğimiz sezgisel anatomi. Master eğitmen olmak için, master uygulayıcı olmak için almanız gereken bir eğitim. Daha iyi insanlara okuma yapar hale geliyorsunuz. O yüzden Theta Healing'e başlamış, ilk 4 uygulayıcılığı almış herkesin master eğitmen olmak için, master uygulayıcı olmak için sezgisel anatomiyi alması gerekiyor. Yani evet, tavsiyede bulunmaktan ziyade yani bunu almalı. Evet. Diye eğitmen bu yolda ilerlemek istiyorsa. Tabii. Eğitmen olması da şart değil. Uygulayıcı ve gerçekten iyi seanslar yapmak istiyorsa, iyi bir Theta Healing uzmanı olmak istiyorsa, sezgisel anatomi bunun bel kemiği. Ben hemen hemen her akşama bir uzman çağırıyorum eğitimlerimde. İşte kalple ilgili bir bölüm var, bir gün var. Sadece bir gün işliyoruz mesela. O güne kalp doktoru bir hocamızı çağırıyorum. Ne güzel. İşte, her gün farklı bir uzmanı çağırıyorum. İlk önce bize işin gerçekten anatomisini anlatıyor. Tıbbi olarak nasıl işlediğini anlatıyor. Daha sonra da biz onun üzerine duygusal olarak bizi nasıl etkilediğini, bu organların, bu derimizin, kan dolaşımımızın bizi nasıl etkilediğini anlatıyoruz. Yani muhteşem bir eğitim. Birçok arkadaşımı değiştirdim o dönemde. Ona da katkısı oldu. Tabii yani ister istemez değişiyor aslında. Ben seninle konuşmayacağım artık demedim de. Yani sanki böyle bir füze yatarlar da sırayla kopar ya. Onun gibi oldu. Kendi enerjiniz, auranız değişince etrafınızdaki insanlar da değişmeye başlıyor. Kesinlikle. Bana çok büyük katkısı oldu. Bereketime katkısı oldu. İşlerime katkısı oldu. Cidden yani ben kendi hayatımda yaşadığım için söylüyorum. Paraya bakış açım değişti. Birçok şeye bakış açım değişti. Beni etkileyen, beni cidden değiştiren en önemli eğitimlerden bir tanesi, belki de eğitim diyebilirim, sezgisel anatomiydi. Paraya nasıl bakıyordunuz daha önce? Paraya yani bir şey almak için bir aracı olarak görmüyordum aslında. Para bir amaçtı benim için. Kuyumcu olduğumuz için. Ona ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sadece kazanmayı öğrettiler bize. Öyle bir sıkıntım vardı. Yani benim çok para kazanacağım, yani param olmalı inancı vardı bende. Artık o inanç olmamaya başladı. Yani paranın gerçekten bir aracı olduğunu, bir şeye ulaşmak için ya da bir şey almak için rakamlardan oluşan bir enerji olduğunu keşfettim. Ne güzel. Yani para kesin ve kes benim hayatımda mutluluk getireceğini ya da ne bileyim hayatımı daha iyi yaşayabileceğimi düşünüyordum parayla beraber. Ama paranın yapamayacağı şeyleri de gördüm. Tabii.
Evet, yani paranın gerçekten işe yaramadığı durumların olduğunu da fark ettim. Hı hı. Ben aslında parayla her şeyin çözülebileceğini düşünen bir insandım. Çünkü hı hı. parayla alıyordum her şeyi. Hı hı. Onun çok da işe yaramadığını, bazen gerçekten paranın değersiz olduğunu hissettim. Ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Hemen merak etmişlerdir benim gibi. Parayla açamadığınız bir kapı hangi kapıydı? Sevgi, koşulsuz sevgi dedik ya. Hı-hı, yani en önemlisi evet. oydu mesela. Yani tabii. İnsanlara yani biz günün yarısından çoğunu dükkanda geçiren insanlarız, hı-hı. kuyumcularız. Kapıdan giren herkes bizim için bir alışveriş yapmaya gelen insan. Tabii. Yani müşteri diyebileceğim kişiler. Hı-hı. Bir şeyler satmaya odaklanırız. Hı-hı. Yani paradan ibaret ilişkilerim. Doğru. Yani tüm arkadaşlıklarım işte esnaflardı ya da ne bileyim ticaret yaptığım insanlardı. Normal arkadaşım pek yok gibiydi. Ya da müşterilerden arkadaşlarım vardı. Hı hı. Ama hiçbir paranın geçmediği, sadece dostlukların, arkadaşlıkların oluştuğu yerler olduğunu gördüm. Mesela Teta Healing'in bir aile olduğunu fark ettim. Hı. Ruh ailesi oluşturabileceğimi fark ettim. Evet. Öyle dostluklar kurdum. Şimdi siz biraz önce sordunuz hayatınızda neler değişti diye. Hı hı. Aslında devamlı değişiyor. Ben haftada iki defa seans alıyorum. Muhakkak bir konuda bir tıkanıklık yaşıyorum ya da bir şey oluyor. Hayatımda değiştirmek istediğim, dokunmak istediğim şeyler oluyor. Hı hı. Onlar için devamlı destek istiyorum insanlardan, arkadaşlarımdan. Hı hı. Barter yapıyoruz. O bana seans yapıyor, ben ona seans yapıyorum. Hı, ne güzel. Ya da cidden bir hediye veriyorum. Parasını verdiğim de oluyor. Hı hı. Ama bu biten bir şey değil. Yaşadığımız sürece hayatımızı hep bizi yoran duygularla karşılaşacağız. Tabii. Onları yenmek için de kendinize ya da başkalarından seans almanız gerekecek. Evet. Ya o kadar güzel konuşuyorsunuz ki şimdi şunu da sormak istiyorum. Ben de böyle konuşuyorum. Yani şöyle yani yaşadığınız mesela sıkıntıları da harika şekilde dile getiriyorsunuz bu arada. Ben de böyle konuşmaya başladığım sırada hemen şöyle şeyler duyuyorum bazen. İptal. Ama sen çok böyle söyleme, bu kelimeyi kullanma Yasemin diye böyle ağzıma tıkılıveriyor bazen. Evet. Şimdi bu durum biraz beni boğmaya başladı. Şundan dolayı biz sözcüklerin gücüne inanan insanlarız. Evet, ben de inanıyorum. Hepimiz inanıyoruz tabii, buna. Tabii. İptalin sebebi işte eskiden biz ona tövbe estağfurullah. Evet. eskiden Allah değil konusun. De halen de söylüyoruz evet. yani yanlış anlaşılmasın. Hı-hı. Tövbe estağfurullah gibi yani bu benim ağzımdan çıkmadı. Hatta Hı-hı. ben onu biraz süslemiştim. Hı-hı. Şey diyordum cancel, delete, shine. İşte iptal et, sil ve parlat. Gibi. Cancel, delay, shine diye böyle güzel. Arkadaşlar arasında espri yapıyorduk evet. biz. Olumsuz cümle kurduğumuzda hayatımıza Hı-hı. çektiğimize inanıyoruz ve gerçekleşiyor hakikaten. Hı-hı. Çünkü biz aslında telepatik varlıklarız. Yani bir Hı-hı. şey düşündüğümüzde ya birisini düşünün mesela ya sizi arar Tabii. ya önünüze çıkar Bana çok gibi düşünün. Evet. Çok çok. Mesela yolda yürürken bir an kafanızı kaldırmak ihtiyacı duyar. Bir bakarsanız direkt var önünüzde. Evet. Yani aslında bizim telepati olarak bir yaydığımız enerji ve auramız var. Bunu yani sadece fiziki olarak etten ve kemikten oluşan canlılar değiliz ki. Yani bizim cidden bir duygusal tarafımız var. Hı-hı. Metafizik bir tarafımız var. Hatta enerjisel. Enerjisel yani. Bir tarafımız evet. var. Bunu hayatımızda devamlı kullanıyoruz Hı-hı. bu kelimeleri. Mesela dua ederken de olumsuz dua, Allah kaza bela vermesin. İşte Hı-hı. beyin on mema ekini Hı-hı. algılamıyor. Hı-hı. İşte kolaylıkla olsun Hı-hı. demek varken ya da ne bileyim güzellikle git gel Hı-hı. ya da mutlulukla git gel demek evet. varken niye kaza bela vermesin? İşte yolda Tabii. mesela yolculuk yaparken insanlar Tabii. bunu söylerler. Ben en çok şeye şaşırdım. Mesela Allah bozmasın derler ya. Evet. Onu zaten mantıken yani küçüklüğümden beri düşündüm. Ya Allah niye bozsun ki? Allah niye bozsun ki Tabii. değil mi? Yani Allah. Nasıl bir yaradana inandığınızla tabii çok alakalı bir evet. şey. Yani hani korktuğunuz bir yaradan formu mu var zihninizde, algınızda? Yoksa hani böyle iyi... sevgi dolu bir yaradan tabii mı? Tabii sevgi dolu mu? Yani sonuçta hani yaradan niye bozsun ki dediğim çok olmuştur. Ama tabii ki aslında şu var yani içsel olarak bazen inanırsınız ama ağzınızdan hem ya bazı şeyler yavaş yavaş değişiyor. Dolayısıyla bu hani böyle bir anda iptaller tavsiye etmiyorum kimseye. Çünkü bu sefer de ters etki yaratabiliyor. Yani bir evet. rahat konuşamıyorum kardeşim diyorum bazen. Ya bir rahat verin. Geçen gün hiç bu pisişik konularla alakası olmayan bir arkadaşıma denk geldim. Böyle şeydir yani biraz böyle argo falan da konuşur. Hatta dedim ki oh bir çok rahatladım. Seninle konuşunca çok rahatladım. Çünkü hep dedim enerji evet. uzmanları, psikolojik insanlar var çevremde ve bütün cümlelerime dikkat etmek zorundayım. Dolayısıyla seninle dedim çok rahatladım şu an. Dediğiniz çok doğru. Zamanla oluşuyor. Zamanla oluşuyor. Bir anda iptal
Yani aslında biz öyle detailing'de fazla kelimelere nasıl söyleyeyim terimler yükleyerek öğretmiyoruz insanlara. Birazcık da abartıyor da olabilirler gerçekten. Bazı arkadaşlarımız. Artık seyircilerimiz bana söylüyorlar. Öyle söyleyeyim size. O dereceye geldik. Yani bizim eğitim sürecimizde her şey iptal iptal diyeceksiniz. Her şey oldu oldu diyeceksiniz diye bir şey yok. Ay, seyirciler bana söyleyince ben daha çok eğleniyorum. Çünkü sonuçta burada yayını yapan benim, onlar bana dönüp Yasemin ama böyle konuşmayın. Bir canlı yayın açtım geçen gün. İçimi döküyorum. Diyorlar ki iptal falan yazıyorlar. Neredeyse yayını kapatacaktım. Yeter artık. Nereye kaçacağım? İşte ağza pelesenk olmak demek kelimesi var ya. Evet. Onun gibi dersler verdikçe eğitmen arkadaşlarımız ya da bende de var. Şimdi ben de alıştım artık. Ben de iptal iptal diyorum diyor ama arada diyorum yani bazen tövbe estağfurullah da diyorum. Hangisi ağzıma gelirse onu söylüyorum. Ben Allah korusunu korumaya çalışıyorum. O da olur. Allah korusun. Yani buradaki asıl amaç cidden ne hissettiğiniz seyirkeli. Evet, aynen. Yani iptal iptal demek istiyorsanız diyersiniz ama hiç bilmeyen bir arkadaşınızın yanında iptal iptal derseniz bu sefer sizinle dalga geçmeye başlıyor. Kardeşim mühendis, bilgisayar mühendisi, o ne ya dedi bana geçen gün böyle yaptı. Evet. Ne o dedi ya, cancel 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 dedi böyle yaptı. Sonra çocuklara söylemiş, siz biliyor musunuz diyor. Onlar da babalarıyla dalga geçmiş. Baba sen bilmiyor musun bunu diye falan. Hala bilmeyen bir kesim var gerçekten. İşin keyifli tarafı aslında. Bırakın dalga geçsinler. Evet. Bir de şunu da soracağım. Mesela his yüklemeleri. Evet. Şimdi bunun bir mantığı var. Sonuçta ben de hani psikolojiyle ilgilenen bir insan olarak bunun mantığını çok iyi kavradım. Yani beyni güzel gıdalarla beslemek lazım. Cümlesel olarak çok doğru. Çok güzel söylediniz. Evet. Bu his yüklemeleri çünkü başta çok merak ettim. Ben onu makyaja benzetiyorum biraz. Mesela biz ilk seansa başladığımızda kök inancı buluruz. Kök inancı değişip dönüştürdükten sonra yüklemelere başlarız. Aslında hani yüzünüzü temizlersiniz toniklerle falan değil mi makyajdan önce? Tabii. Sonra makyaj yaparsınız. Aslında makyaj gibi bir şey yüklemeler. En son seansın sonunda insana aslında bir nevi psikolojide de vardır. Yani siz ona o artık hayatında var, o güzellikler hayatında var, o olumlamalar hayatında var gibi yüklemeler yaparız. Evet. Bu gereksiz kaygıyı at bir kere zaten. Aynen her öyle. Şey bu sana ait değil deriz. Değil, evet. Atalardan getirdim bunu temizleyelim mi diye sorarız. Bir de şu çok önemli. Biz izinsiz hiçbir şey yapmayız tabii. Karşıdakine şifa yani şifa yapması, yapılmasına bile izin isteriz. İzinsiz hiçbir şey yapmayız. Tabii. Bu yüzden Theta Healing çok önemli. Yani insanların izni olmadan onlara hiçbir şey yapamazsınız. Evet. Kesinlikle. Çok, çok güzel bir felsefesi var orada da. Yani ben onu çok diyorum. Mesela büyücülük gibi hiç kesinlikle yanından yani yakınından uzağından geçmeyecek şey. Theta Healing'in hiçbir alakası yok. Ya eleştirecek insanın önce bir içine girip bakmasını tabii tavsiye ediyorum. Yani kesinlikle. Uzaktan, zaten hani bilmeyen insanlar eleştiriyor. Bildikten sonra o dersleri, o eğitimleri aldıktan sonra ya hiç öyle duyduğumuz gibi değilmiş. Algısı var. Yani insanlar hemen fikirlerini değiştiriyorlar. Theta Healing uygulayıcılığını almış. İnsanların Theta Healing'e bakışı çok farklı olmaya başlıyor. Evet. Şunu da hemen sorayım. Mesela onu his yüklemelerini yaparken aslında bir nevi olumlama gibi de hani olumlama cümleleri. Mesela orada diyoruz ki işte hissini ve inancını biliyorum diye bitiriyoruz. Yani yüklem bilmek olarak. Bilmek ister misin diye soruyoruz. Soruyorlar. İşte hissini ve inancını biliyorum diyoruz mesela. Burada mesela istiyorum demiyoruz da hani hissini ve inancını biliyorum diyoruz ya, merak edenler vardır. Evet. Neden bunu söylüyoruz? Bilmek başka bir şey, istemek başka bir şey. İstediğinizde beklersiniz. Değil mi? Yani ama o hayatınızda olduğuna inanırsanız cidden olduğunu görürsünüz. Evet. Çünkü beklemede istemek, beklemek demek. Evet. Bekliyorsunuz. Ama hayatınızda değil. Ama biliyorum evet hayatımda derseniz o hayatınızda olmaya başlıyor. Evet. Yani istiyorum. Bu şekilde olumlama yapıyoruz. İstiyorum dediğimizde hala uzağımızda kalıyor o şey. Hep istersiniz onu. Evet. Hiç bitmez o istek. Lazım dediniz mesela hep lazım olur. Mesela benim çalışmam lazım. Hep çalışmanız lazım olur. Evet. Ama ben çalışıyorum derseniz şu andaki yaptığınız bir eylemi dile getirmiş olursunuz. Zaten var ve mevcut. Zaten yani Theta Healing'de bilmediğiniz hiçbir şey yok. Evet. En başta söyledim ya yani farkındalığınızı artırır sadece. Evet. Hayatınızda kullanmanıza destek olur. Evet. Bilmediğiniz bir şey öğretmiyor. Kesinlikle. Hepsini biliyorsunuz. Evet. Ama kullanmaya başlıyorsunuz. Evet. Onun gibi düşünün. Çok ilginç gerçekten. Hayatınızda kullandığınızda da değişimleri görmeye başlıyorsunuz. Kesinlikle. Hep aynı başa döneceğim yine. Bu sefer tavsiyede bulunuyorsunuz. İşte çocuğunuza, eşinize. Ben şunu hep söylüyorum. Bir kolektif bilince hizmet ediyoruz biz.
Asıl amaç burada evi şifalandırmak. Bir hanım şifalanırsa eşi de şifalanır, çocukları da şifalanır. Tabii. Son etrafındaki insanlar, akrabaları şifalanır, hı-hı, toplum şifalanır, hı-hı, ve ülke şifalanır. Hı-hı. Yani buradaki Theta Healing'deki benim asıl amacım kolektif bilinci yükseltmek. Dün bir fotoğraf paylaşıldı. Bütün Instagram sayfaların, ya bütün hepsinde değil, birçok sayfada gördüm. Hı-hı. Bir fotoğraf çekilmiş tramvay durağında. Ülkemizin hali bu diye. Hı-hı. İşte herkes mutsuz, sinirli, hı-hı, asabi, böyle bir görüntü. Hı-hı. Çok üzüldüm. Yani ben aslında amacım onu değiştirmek. Hatta size geçenlerde söylemiştim ya, ben mutluluk bakanı olmak istiyorum diye. İnşallah. Bence çok müsaitsiniz. Çok, güzel. Çok isterim. Evet. Yani buradaki amaç yanlış anlaşılmasın. Devamlı mutlu olmak değil. 24 saat mutlu olmaya çalışmıyoruz. Dualiteyi de yaşayacağız tabii ki. Hayatımızı devam ettireceğiz, güleceğiz, ağlayacağız, üzüleceğiz. Bazen belki depresif bile olabileceksiniz. Tabii ki. Ama bu durumdan çıkmasını bilmek gerekir. Kesinlikle. Ne durumda olduğunu fark ettirirseniz. Kesinlikle. Ne durumda olduğunuzu anlarsanız çok kolay bu durumun içerisinden çıkmayı başarıyorsunuz. Evet. Evet. Theta Healing buna yardımcı oluyor aslında. Farkındalığınızı, hı-hı, artırıyor. Hı-hı. 26 Mart'ta eğitimler başlıyor. Evet. Uygulayıcılar eğitmen olabilir. İlk 4 eğitimi alan insanlar, hı-hı, öğrencilerimiz. Eğitmenlik eğitimlerine gelebilirler. Hı-hı. Eğitmenlerimiz artarsa daha fazla insan duyar. Hı-hı. Asıl amaç burada kolektif şuuru, bilinci artırmak. Bazen bana soruyorlar, sen ne istiyorsun? Sen kuyumcusun işte, yani paraya mı ihtiyacın var gibi böyle şeyler söylüyorlar. Hı-hı. Evet, benim gizli bir hesabım, işte ajandam var diyorum insanlara. Hı-hı. Ben mutluluk bakanı olacağım diyorum. Tamam, bu bir yaratım. Evet. Gerçekten böyle bir şey olsun isterim. Hı-hı. O da halkımıza, insanlara, Türkiye'ye katkısı olsun diye isterim. Türkiye'yi çok seviyorum. Yani, hı-hı, kendi ülkemi çok seviyorum. İnsanlarımı çok seviyorum. Cidden bu insanların mutlu olmasını istiyorum. O yüzden Theta Healing'e bu kadar yayılsın diye 8 yıldır bir emek sarf ediyorum. Hı-hı. Asıl amacım bu. Oldu bile diyorum ben. Oldu bile. Oldu oldu oldu. Oldu oldu oldu. Ya, ve ben onun olacağına gerçekten inanıyorum. Hı-hı. Çünkü bu para için yapılacak bir iş değil. Hı-hı. İnsanlar çok zeki, insanlar çok duygusal, insanlar çok sezgisel. Hı-hı. Hemen anlıyorlar senin bu işi para için mi yaptın? Gerçekten insanlara katkısı olsun, hı-hı, onların yolunu aydınlatmak için mi yapıyorsun diye hemen anlıyorlar. O yüzden bu işe başlayan, bu işi seven, Theta Healing'de ilerlemek isteyen insanlara benim tavsiyem, insanların şifalanması için gelin. Kendi şifanız için gelin. Hı-hı. Toplumun şifalanması için gelin diye hep söylüyorum arkadaşlarıma. İnsana niye para alıyorsunuz diyor mesela. Para almasak bu sefer de dediğiniz gibi hani tarikat gibi algılanacak. Evet. Ve bu bir kadın hareketi. Yani bunu Vaiana Stibel bir hanım olarak işte yalnız başına zorluklardan geçerek üretmiş, kendisi bulmuş. Hı-hı. Ve bunu bir kadın hareketi gibi aslında. Ben öyle algılıyorum. Hı-hı. Kendisi öyle bir şey söylemiyor ben ama. Ben bir kez düşündüm bunu şu evet, an. Evet, aslında bir kadın hareketi bu. Bizim öğrencilerimizin %99'u hanımlardan oluşuyor. Evet. Keşke erkekler de gelse. Ben çok onlara diyorum, ben bazen size pozitif ayrımcılık yapacağım diye bir şey, evet, yaptım yoksa. Yani cidden erkeklerin de Theta Healing'i benimsemeleri hayatlarında olmasını istediğim bir modalite. Olmasını istediğim bir felsefe. Evet. Çok isterim. Ama bu bir kadın hareketi. Hı-hı. Başta. Onu söyleyeyim. Yani onlara maddi ve manevi olarak katkısı çok yüksek. Biraz önce, çekimden önce de konuştuğumuz gibi işin bir iş gibi de algılanıyor aslında Theta Healing. Eğitimler veriyorlar, evet, hanımlar. Hı-hı. İşte ailelerine, kendilerine destekleri oluyor. Hı-hı. Bir iş sahibi oluyor bir şekilde. Evet. O da nasıl oluyor? Eğitmenliklere geliyorlar. Eğitmenlik sertifikası alıyorlar uluslararası onaylı. Hı hı. Bu şekilde de hayatlarını ilerleyebiliyorlar. Hı hı. Bu yönden de çok değerli Theta Healing. İnsan olarak sadece biz sanıyoruz ki beş duyu organından ibaretiz. Yani görüyorum, duyuyorum, kokluyorum, işte dokunuyorum, evet, falan değil. Yani o kadar çok yeteneğimiz var ki aslında. Ya beynimizin bile bilim söylüyor yani yüzde kaçını kullandığımızı, yani %100'ünü kullanmıyoruz hala. Dolayısıyla hani göremediğimiz, yani bu boşlukta, şu an burası boşluk sizinle benim aram. Evet. Ama yani burada göremediğimiz alan enerji dolu. Tabii aslında ki. Biz görmüyoruz diye yok i̇yi değil. İyi ki görmüyoruz. Ya da iyi ki görmüyoruz. Evet, görsek korkardık büyük bir ihtimal. Mesela evrenin sesini duymuyoruz. Evet. Kalbimizin pompa sesini duymuyoruz. İçeride bir makine çalışıyor. Bunların sesini duymuyoruz. Allah o kadar güzel tasarlamış muhteşem ki yaratmış sistemi aslında. Dolayısıyla yani tıbbın olmadığı dönemlerde, yani işte hekimlerin, doktorların olmadığı dönemlerde de insanlar hastalanmıyor muydu? Tabii muhakkak ki hastalanıyorlardı. Ama
kendi o bedenlerindeki şifayı da açığa çıkarmanın yollarını bulmuşlardı. Sanki şey böyle ilerliyor, hayat böyle ilerliyor. Buluyoruz, unutuyoruz, bir kuşak, bazı kuşaklar geliyor unutuyor, sonra ötekiler ilk kez bulduğunu sanıyor. Aslında ihtiyaca binaen gibi oluşuyor. Evet. Yani şu anda teknoloji ilerledikçe insanlar daha fazla içine kapanıyor. Evet. Dün birisi söyledi, çok etkilendim. Hani birisinden fotoğraf çektirmemizi istersek onun eline telefonu veririz, benim fotoğrafımı çektiriz ya, evet, selfie yapmamak, evet, yerine. Japonya'da işte direkt gibi şeyler koymuşlar. Hmm. Oraya koy, kimseden isteme, kendi fotoğrafını çek gibi. Aa. Aslında insanları yalnızlaştırıyor teknoloji. Evet, kesinlikle. Bir nevi. Evet. Bunu yenmek için Theta Healing gibi spiritüel anlamda bize destek olacak, o ruhumuzu doyuracak olaylara ya da ne bileyim modalitelere ihtiyacımız var. Eğitmen olsunlar. Ne güzel. Gerçekten uygulayıcılık eğitimlerini alan herkesin eğitmen olmasını istiyor. Ne güzel. Buradan ben çünkü hayatlarına bunu tam manasıyla katar hale geliyorlar. Ben uygulayıcılık eğitimi aldım mesela. Evet. Neden eğitmen olmalıyım? Eğitmen olduğunuzda bayana diyor ki 10 kat daha gelişirsiniz. Sezgisel olarak 10 kat daha gelişirsiniz diyor. Eğitmen olduktan sonra cidden o uygulayıcılıktaki o kaygılarınız, sizi aşağı çeken o saydığımız duygular var ya, onların azaldığını göreceksiniz. Çünkü siz aslında bir rol model olmaya başlıyorsunuz. İnsanlara Theta Healing'i öğretecek pozisyona geçiyorsunuz. Çünkü Vayana sizi oraya geldiğinizde bu işi biliyor varsayar. Tabii ki derste sizin öğrendiğiniz şeylerin üzerine birçok şeyi anlatıyor. Derste çok şeyler anlatıyor ama nasıl eğitim verirsiniz, nasıl daha iyi bir eğitmen olursunuz onu anlatıyor. Bu eğitmenlik eğitimlerini Vayana mı veriyor? Vayana veriyor. Vayana Hanım ve ailesi veriyor. Kızı ve oğlu veriyor. Tabii ki hemen hemen tüm eğitimlerde Vayana günün bir bölümü oluyor. Kendisi anlatıyor. Orada yüklemeler yapıyor. Çok değerli yüklemeler yapıyor. O yüzden 10 kat geliştiğini söylüyor. Bu önemli bir bilgi. Evet, evet. Anladım şimdi. Sezgisel anatomiyi siz veriyorsunuz. Evet. Siz vereceksiniz. Eğitmenlik eğitimini Vayana Hanım verebilir sadece. Ondan aldıktan sonra eğitmen oluyorsunuz. Bu çok önemli. Evet. Eğitmenlik eğitimleri 4 gün sürüyor. İlk eğitim mesela. Akşamları olacak. Bir otelde oluyor. Öğrencilerin hepsi bir arada oluyor. Buna yüz yüze sınıf diyoruz. Vayana Hanım ekranda oluyor. Canlı görüyorlar. İnteraktif bir sınıf. Biz onu görüyoruz. O bizi görüyor. Soru sorabiliyorlar. Online'da bağlanan olabiliyor. Online'da bağlanan olabiliyor. Evlerinden rahatça bağlanabilirler. Uzak şehirlerde yaşayan insanlar için. Ama gelmelerini ben tavsiye ediyorum. Çünkü o sınıfın enerjisi bambaşka. Tabii muhakkak. Tanımadığı insanlarla ilk defa orada seans yapmaya başlıyorlar. Aynı ruh ailesinin insanlarıyız. Tabii, tabii. Tanışıyorlar. Muhteşem oluyor. Yani birçok kez yaptım ben yüz yüze sınıf. Hepsi de muhteşem oldu. Harika. Hatta bir tanesine de siz gelmiştiniz. Evet, sizinle tanıştığımız gün değil mi? Evet. Evet, orada, yani orada çok güzeldi. Enerjisi güzeldi sınıfın değil mi? Çok güzeldi. Böyle sessizlik, böyle bir dinginlik gerçekten vardı. Şey vardı. Bir huzur vardı yani ortamda. Çok çok keyifli oluyor. İyi ağırlıyoruz biz gelen öğrencilerimizi. İyi, güzel yemekler yediriyoruz. Onlarla ilgileniyoruz. Keyifli oluyor. Bu yıl Levent'te yapacağız. Wyndham Grand Otel'inde yapacağız eğitmenlik eğitimlerini. Uygulayıcılık alan arkadaşların benimle iletişime geçmesini cidden istiyorum. Yani bunu buradan uygulayıcılık alan arkadaşlarıma da tekrarını söyleyeyim. Eğer ilk 4 uygulayıcılığı aldıysanız eğitmen olmak çok kolay. Lütfen bana ulaşın. Ben size gereken desteği vermeye hazırım. Ne güzel. Daha ne olsun? İnşallah Allah kalbinizdeki niyetin de gerçek olmasını nasip etsin. Evet, inşallah. Mutluluk çok Bakanı. Isterim. Burada bir yaratım yaptık. Mutluluk Bakanı olacağım. Öyle bir amacım var. Mutluluk Bakanı olarak da sizi ağırlamak çok isterim. Ben de çok isterim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür gerçekten ederim. Nazik davetiniz için. Rica gerçekten ederim. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Vayana Hanım'a da burada sevgilerimiz. Vayana Hanım'a da şöyle bir şey, bir müjde verelim arkadaşlara. Bir yaratım olsun aslında. Sınıfta yüz yüze sayısı yüksek olursa Vayana Hanım'ı davet etmek istiyor. Çünkü Türkiye. Kendisi Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'yi davet daha önce de 3 defa geldi. 2 defa eğitim verdi. Ben ona söylemiştim, eğer bol bol öğrencimiz olursa sınıfta, yüksek bir katılım olursa yüz yüze de sizi davet edebilir miyim diye. O da tabii ki demişti. 300'ün 400'ün üzerinde yüz yüze almak isteyen olursa Vayana Hanım'ı Mart'ta Türkiye'ye davet etmek istiyorum. Harika. Evet. Oldu bile diyorum. Oldu, ne oldu, diyeyim? Oldu. Evet. oldu diyorum ben de. Herkese şifa olsun inşallah. Herkese şifa olsun. Çünkü cidden o geldiğinde
enerjisi çok farklı oluyor. Biz herkes... 2020'de onu yaşadık. Çok keyifliydi. O pandeminin ortasında bize ilaç gibi gelmişti. Muhteşem oldu. Evet. Yine olacağından hiçbir şüphem yok. Bence de. Şimdi o olumlamayı yaptınız zaten. Evet. Olmaması için yani hiçbir sebep yok. Hiçbir olması sebep. İçin neler mümkün? Neler mümkün? Diyerek evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burhanettin Bey verdiğiniz bilgiler için. İyi ki o tevafuk yaşanmış gerçekten. Evet. Bayana hanıma gidip sarıldım. Evet. Yani normalde gidip hanımlara sarılmıyorum. Yani. İyi ki sarılmışsınız gerçekten. Evet. Hiçbir şey tesadüf değil. İyi ki varsınız, iyi ki tanıştık. Teşekkür ederim. Ben de sonuçta sebepleniyorum buradan. Ben de sonuçta sizinle tanışma şansına sahip oldum. Nurşen sayesinde. Sağ olsun. İyi ki de öyle oldu. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine tekrarlamak. Beraberiz, ruh ailesi. Değil mi? Evet. Evet, evet. Aynı ailedeniz. Evet, çok teşekkürler. Tekrar görüşürüz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir programdı benim için. Yine buradan böyle şeyle hafiflemiş ve böyle huzurla ayrılacağım bu masadan. Yine çok şey öğrendim. Sorularınızı, yorumlarınızı videomuzun altında bekliyoruz. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve yeniden buluşuncaya dek en güzele emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.